Herkese merhabalar sevgili dostlar. 22 Temmuz Pazartesi günü Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. 10 koşulu Bursa programında bizleri bekleyen 2 kum 8 adet de çim pist yarışı var. Elazığ tahminleri de yayında. Bu arada son 2-3 haftada yani Elazığ'daki altıların yarısını bildik diyebilirim. Her iki altıldan birisini biliyoruz. Öyle bir durum var. Yani Elazığ programları için genel olarak söylüyorum. Orada şu anda 8 koşu var. 4'lü 3'lü ganyanların tek geçtik Elazığ'da. Altılı'da da Van komuz ve sürprizlerimiz bulunuyor. Eğer onları izlemek istiyorsanız kanalımızdan bulabilirsiniz. Bu arada kanalımızda 10.000 aboneyi aştı arkadaşlar. Bu yüzden sizlere de teşekkür ediyorum. Yeni abonelerimizin de artmasını bekliyoruz tabii ki. Ee, yeni izleyen arkadaşlarımız da bize abone olurlarsa sevinirim. Ee, bunun dışında katılıyor olarak veya videonun altında video beğeni var. Beğendikten sonra yandaki teşekkürler butonundan bize destek olarak da e, tamamen yardımcı olabilirsiniz. Bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Başladım tahminlere. Saat 1.30'da ilk şart. 5-3 yaşlı Araplar. 1400 metre. Çin pist yarışı. Arkadaşlar 9 safkanın start alacağı bir koşu. Favorimiz burada idmanları bir göstereyim. Hemen ondan sonra açıklayacağım. Arkadaşlar idmanlarda dikkatimizi çeken hususlar şunlardır. 9 numara Kimsesiz Baba. 54-80 idmanıyla dikkat çekiyor. Ee, daha sonra 2 numara Zagros Aslanı dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. 1 numara Barbuda ve 5 numara Uçan Balon. Ekörüler çok rahat vaziyette gelmiş durumdalar. Aynı zamanda Barbuda'nın idmanında Yunus Emre Yüksel var ki yarışta da kendisi olacak. Bu dikkatimizi çekti. Bir de 6 numara Kıncalı'nda burada etkili gelmesini bekliyoruz. 1000 metrelik idman yapmış olmasıyla birlikte yarış 1400 iyi vaziyette geleceğini düşünüyorum. Tarçın kız da tabii bir ihtimal var gibi gözüküyor. Bunların hepsini şimdi sıralamaya koyacağız. 1 numara Barbuda favori, 2 numara Zagros Aslanı, 2. Safkan, ardından 9 numara Kimsesiz Baba, daha sonrasında 6 numara Kıncal ve son olarak da 4 numara Tarçın Kız sıralamasıyla oyunumuzu planladık arkadaşlar. Bu bir sıralamadır, hepsini yazmanız gerekmez. Tekrardan bunu da belirtmiş olayım. Yani burada bu atları bu şekilde verdiğimiz sırayla yazabilirsiniz. İkinci koşu saat 2'de Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim pist yarışı Belredujur ve Golden Apple Icure olarak start almakta. 9 safkanın start alacağı bu koşuda. Arkadaşlar favorimiz ilk startında 11207 derece gören ve 14 gün evvel 3. olan Selim Kaya idaresinde izleyeceğimiz 7 numara Rusçuk olmuştur. Bu at bizim bu yarış için favorimizdir. Ama olur ya at ilk yarışıydı evet belki iyi koştu belki bu koşuda bir koşu kötü bir performans verebilir veya ikinci kalabilir. Bu ihtimali göz önünde bulundurarak meydan müdavimi diyeceğimiz türde bir safkan olan 9 numara Tu Mustafa Çiçek idaresinde tavsiye edeceğim. Son yarışı 6. kalmasına rağmen geçmiş performansları ve bu grubun rahatlığı göz önünde bulundurularak burada kazanma ihtimali var diyorum. 3. bir at olarak da burada böyle biraz cazip bir isim deneyelim dedim. Mehmet dersi gibi Magic Touch 5 numarayı tavsiye ediyorum. 94 gün bir arası var. Cazip olacaktır diye tahmin ediyorum. 7-9-5 sadece 3 safkanlı bir oyun. Bu koşuda tavsiye ediyoruz. Geldim 3. koşuya saat 2.30'da. Satış 2. Arkadaşlar satışlarda 1-2-3-4 sadece miktarla ilgilidir. Atların handikapı veya şart ile ilgili bir şey ifade etmez. 1500 metre çim pist yarışı. 3 yukarı İngilizler burada start alacak. 7 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Favorimiz 6 numara Rabatto. Yani bu at favori olmasında burada kim favori olsun? Ve aynı zamanda e, Rabatto tektir arkadaşlar bizim gözümüzde. 85 handikapıyla bunu zaten ispat etmiş bir isim. 6 yaşında buna rağmen handikap puanı yüksek. Bu çok e, çarpıcı bir durum olması gerekiyor. Son dönemde de istikrarlı. 10 gün evvel 5. oldu. Sentetikte izlediğimiz bir safkan. Burada da Çim'de etkili gidecektir. Son yarışlarında 6 sentetik yarışı koştuğunda son 6 yarışını görüyoruz. 2 tane galibiyet sahibi bir isim. Burada 6 numara Rabatto bizim Banko tek önerimizdir ilk altılı için. Bir de sıralı ikili vereceğim. Gökhan Kocakaya idaresindeki duygu faturanın sahibi olduğu Apasionata 2 numara burada gel de beni yaz diyor sıralı ikiliye. Gerçekten cazip bir ikili olur burada sıralı ikili olur. Altı arkası 2 tavsiye ediyorum arkadaşlar sıralı ikili için burada sizlere. Dördüncü koşuya geldim. Saat 3'te 6 safkan start alacak. Handikap 16 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum piste çıkacaklar. Evet 6 safkan içerisinde bizim burada favorimiz 1 numara Eprishiate Proteo Selim Kaya İdaresi'nde 61.5 kiloda start alacak olan safkan 62 günlük bir arayla geliyor. Evet belki 2 aylık bir arası var ama bu at burada iyi koşacaktır. Bu yüzden favorimiz olmuştur. Son idmanda gösterelim. 36 ve 22-40 şeklinde gelen gerçekten çok iyi bir idmana sahip bir safkan. Grup içerisinde net bir şekilde ağırlığını koyup kazanmasını bekliyorum bu ismin. kocaelide yapmış olmasına rağmen idmanını bunu söyleyebiliriz. Ee, yani The Start tercihinde bir tek en dış alamaması e, birazcık e, onu zorlayacaktır. Onun dışında pek zorlanacağını zannetmiyorum. Bir numara Appreciated Proteo'yu burada size tek olarak veriyorum. Ne oldu? 2 tane tek oldu. Şimdi çifte 3. çifte arkadaşlar 6 rabatto arkası 1 appreciate e proteo. 3. çifte 6 arkası 1 3. çifte 6 arkası 1 arkadaşlar. 4. koşu 1 numara tek. Peki 4. koşuda sıralı ikili çıkartır mıyız? Evet şimdi bu önemli bir soru. Ayan kurşun dairesindeki Prince Efe ikinciliğe yazılır. Burada bir arkası 4 sıralı ikili oynanır. 5. koşu saat 3.30'da şart 3 üç, 3 yaşlı İngilizler 1400 çim pist yarışı Berkant Gökçe idaresindeki 2 numara Corsaro bizim burada favorimizdir. Daha sonra burada Kurtel Safkan safkanı 4 numara Downrunner Nevzat Avcı idaresinde 2. at önerimizdir. Aynı zamanda bu safkana gizli eküre olan Cosmic Girl var burada. Cosmic Girl'den de bir destek alacağını düşünüyorum yarış içerisinde taktik açısından ekürünün böyle bir düşüncesi olabilir. 2 e, ve 4 arkadaşlar 2 safkan burada yeterli olabileceğini düşündüğüm bir oyundur. Ama bir tane cazip bir isim var. Onu da yazmadan geçmeyin derim. Mahmut Turan'la Kurt Safkan'ın The Highlights 10 numarayı burada ekleyin diyorum. Cazip olacaktır. Nitekim derecesi 1.23.83 gelmez diyemeyiz. Bu at gelebilir. İhtimal dahilinde gözüküyor arkadaşlar. 2-4-10 burada 3 safkanlı bir tercih yapıyoruz. Geldim 6. koşuya saat 4'te 14 handikap 3 çıkar İngilizler 2200 metre çim pist yarışı 9 safkanın start alacağı bir koşu Arkadaşlar ben burada birazcık cazip isimler arayacağım. O yüzden biraz fazla at yazılabilir burada. Bir numara Çiko Hasan Bey favoridir Berkant Gökçe idaresinde. Onur Yıldız'da iki numara Rising Boy ikinci at olarak tavsiye ederiz. Kurt Safkan'ı Cem Altın'la Ryder Ondaray'ın üç numarayı öneriyorum. Nevzat Avcı ile 4 numara Rakempton. Cemal Paso ile beş numara Triple Azarex. 6 altı numara Prenses Arya Gökhan Yıldız'da onu da yazalım arkadaşlar. Eren Aktu ile Baba Hamdi 7 numarayı da Yazalım. Şimdi siz diyeceksiniz ki 7 tane at niye yazalım? Arkadaşlar 2 tane tekimiz var. İlk altılı için konuşuyorum. 2 tane tekimiz var. Burada 7 tane at yazabiliriz. He. 2. altılı açısından 1 2 3 4 5 şeklinde bırakabilirsiniz. 6 ve 7 ilavesini ilk 6'lı da daha mantıklı buluyorum. Hani sadece ilk 6'lı oynayanlar varsa diye söylüyorum. burası bağlayan bir ayak olduğu için öyle konuşmak lazım. ama e, bütçesi el verenler tabii ki ikinci 6'lı da 7 atı birden yazabilir. Yedinci koşuya geldim. Kısa vade 8 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2000 metre Çin pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda benim sizlere favori olarak göstereceğim Safkan. Açıkçası son dönemde de etkili performansıyla 7 numara Saraliva Lontana'dır. Son iki yarışında biraz da çok daha iyi gözüktü. Selim Kaya dairesi 7 numara Saraliva Lontana favorim diyebilirim burada. Ee, peki tek bırakacak mıyız sorusu belki sorulabilir. Arkadaşlar alternatif tek 7 numara alternatif tek olarak tavsiye ediyorum. Yanına ilave olarak 3 numara Mr. Baybars ve 6 numara King Davut'u da yazabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Burada Gökhan Kocaka idaresindeki King Davut ve Mr. Baybars Özcan Yıldırım idaresindeyiz. Ki 2-0-1-9'luk bir derecesi var. Çok iyi bir dereceye de sahip bu mesafede 3 numara. Bu yüzden eğer burada 7'yi tek bırakıyorsanız 3 ve 6 ilavesini yaparsınız. Şimdi ne oldu? Burada isteyen bir tek daha atıp mesela bir önceki koşuda 7 at birden yazabilir. Hani bütçelerinizi her türlü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Geldik 8. koşuya. Saat 5'te kısa vadi 7. 4 yukarı Araplar 1200'de çime çıkıyorlar. 8 safkanın start alacağı bu koşuda. Arkadaşlar artık biz bir tane safkanı burada bankotek olarak geçmeyi hedefliyoruz bu yarış için. Peki diyeceksiniz ki kimdir bankotekimiz? Şimdi şöyle bir eleme yaptığınızda zaten ilk etapta 71 ve 77 handikap puanlı olan iki safkanı muhtemelen hepiniz ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Geriye kalan safkanlardan da ben burada şahsen en güvendiğim safkanı, en garanti gördüğüm hem bu mesafedeki etkinliği hem de baktığımızda son dönem performansı olarak en garanti gördüğüm ismi tek olarak bırakırım arkadaşlar. Peki benim buradaki bu düşündüğüm tekim hangi safkandır? Ben size söyleyeyim. Mehmet Akyavuz'da 4 numara Tuncer. Tuncer son yarışta bir form yakaladı. Çin pistte bunu devam ettirir. Bu yarışta kazanır diyorum. Bir Kaisberg temsilcisi 1.17.08'i var geçmişte. Bu mesafede affetmez. Yürür, alır, kazanır diye bekliyorum. Bu yüzden 4 numara Tuncer'i tek olarak bıraktım. Zaten alternatif tek de vardı. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. 5.5'te arkadaşlar 9. koşuya geldim. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 çim pist yarışı. Eren Aktu ile 2 numara Efes diyorum. 5 numara Little Wing Gökhan Kocakaya ile birlikte öneriyorum. Ayan Kurşun Dairesi'ndeki 7 numara Mask Wolf'u ve Nurettin Şen'le Şen Madenci 9 numarayı tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlar. Buradaki oyun önerim bu şekildedir. Son koşu 10. koşu saat 6'da 16 handikap 4 yukarı Araplar 1300 kum pist yarışı. Burada arkadaşlar Power of Quattro ve Kutadgu Ekür'ü Sadekar ve Garipler Bey'e Ekür olarak start alacaklar. 15 atın mücadelesini izleyeceğiz. Favori diyeceğim burada net bir safkan bulunmuyor ama Ekür'lerle başlayabilirim. 2 ek şansı var. 2 numarayı da 4 numarayı da yazalım. Ondan sonra arkadaşlar mesafe itibariyle burada fark yaratabilecek isimler var. Mahmut Bağ ile 9 numara buz pınarına dikkat diyorum bilhassa. Ee, Tabi yine burada baktığımızda dikkat edilmesi gereken 11 numara candarlı. Ee, bu ata dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yine düşük kiloda Ulusaba 12 numaraya dikkat diyorum. Ee, i̇kinci iyi altılı ya da alternatif tekle birlikte iki tek yapan arkadaşlarımız için ekstradan at söyleyeceğim. 7 numara Çivici yazılabilir ve 1 numara Bal Diyar yazılabilir. Böyle çok daha fazla at yazabilecekler için bu iki safkanı da ekstradan belirttim. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayındadır. İzlemek isteyenler Elazığ Tahminleri kanalımızda bulabilirsiniz. Abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.